Cemaatle namazda boş safı doldurma. Vâbise radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, safın gerisinde tek başına namaz kılan birini gördü. Ona namazını iade etmesini emretti. Ebu Hazim radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Doğrusu ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerindeyken ayağa kalkarak tekbir aldığını, arkasından cemaatin de tekbir getirdiğini görmüşümdür. Sonra rükudan doğrulup minberden inerek geriye doğru gitti ve minberin dibine secde etti. Sonra tekrar minber üzerine döndü, namazını bitirinceye kadar böyle yaptı. Sonra halka dönüp, ''Ey insanlar! Ben bunu bana uyasınız ve benim namazımı öğrenesiniz diye yaptım.'' buyurdu. Ebu Bekre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem rükudayken mescide gelmiş ve hemen safın gerisinde rükuya varmış. Sonra da safa yürüyerek girmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, ''O safın gerisinde rükuya vardıktan sonra yürüyerek safa giren hanginizdi?'' demiş. Ebu Bekre de, ''Bendim.'' diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. ''Allah senin cemaatle namaz kılmaktaki arzu ve hırsını artırsın. Fakat bunu bir daha yapma.'' Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Melekler saflardaki aralıkları bitişenlere dua ederler.'' Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Saflarınızı düzeltiniz. Çünkü safın düzgünlüğü namazın tamamındadır.'' buyurmuştur.